Arkadaşlar, Beyhan Dünyası YouTube kanalıma hoş geldiniz. Şimdi bayan ayımızın vücudunu ördük. Şöyle ayakkabısını ördük. Şimdi elbisesini öreceğiz. Şöyle ben su yeşili bir ipim vardı. Ondan örüyorum. 45 tane zincir çektim. İpim çok kalın değil. Ayının vücudunu ördüğüm ipten ince bir ip. 45 zincir çektim. Şimdi geri döndüm. Sık iğne olarak devam ediyorum. Arkadaşlar, kanalıma abone olur, videolarımı beğenirseniz çok memnun olurum. Ayrıca ilgilerinizden dolayı çok çok teşekkür ederim. Sağ olun, Allah razı olsun hepinizden. Şöyle tek tek gidiyorum sık iğne olarak. Şöyle zincirimin tek katlarından alarak şöyle bu şekilde örüyorum. Sıra sonuna geldim. Bir zincir çektim. Hemen dibine batıyorum şöyle. İkinci sıramı iki tek bir çift olarak devam ediyorum. Bir, iki tek, bir çift, bir, iki tek, bir çift. Bu şekilde sıra sonuna kadar iki tek bir çift örelim. İki tek bir çift sıra sonuna geldim. Bu sıramızda zincir çektim, geri döndüm. Eksiltme, artırma yapmadan bütün sık iğnelerimizi örüyoruz. Düz bir şekilde bütün sık iğnelerimi ördüm. Sıra sonuna geldim. Bir zincir çekiyorum. Geri döndüm. 1, 2, 3 tane sık iğne yaptım. Bir tane çift yapıyorum. 1, 2, 3 tane tek sık iğne yaptım. Bir tane çift yapıyorum. 1, 2, 3 tek bir çift. Bu sıramızı bu şekilde 3 tek bir çift olarak örelim. 3 tek bir çift olarak sıramı bitirdim. Sıra sonundayım. Bir zincir çektim. Şöyle geri döndüm. Bütün sık iğnelerimi düz bir şekilde örüyorum. Artırmadan bu sırayı düz örüyoruz. Düz bir şekilde ördüm bütün sık iğnelerimi. Zincir çektim, döndüm. Tekrar burayı da düz bir şekilde örüyorum. Hiç artırma yapmadan. Şöyle 2, 4, 6. sıradayım. ...45 zincir çektik. Bir sıra düz ördüm. İkinci sırayı iki tek bir çift yaptım. Sonra bir sırayı daha düz ördüm. Sonraki sırayı da üç tek bir çift yaptım. Dört sırada düz bir şekilde hiç artırma yapmadan bu şekilde dört sıra ördüm. Toplamda 8 sıra oldu. 2, 4, 6, 8. Şimdi kollarını ayıracağız. Zincir çektim, tekrar döndüm. Sayarak gidiyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Burası arka taraf olacak. 7, 8, 9, 10. 10 tane sık iğne ördüm şimdi burada ben. 10 sık iğne.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane zincirimi çektim. Şöyle sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Şöyle 18.ye battım. Şimdi 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18.ye battım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 tane ortada sık iğne yaptım. Tekrar 8 zincir çekiyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sayıyorum. 2, 4, 6, 8, 10. 12, 14, 16, 17, 18.ye batıyorum şöyle. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 tane sık iğnemiz oldu. Şimdi buranın burası 10 oldu, burası 9 oldu. Şöyle bir zincir çekip tekrardan geri dönüyorum. Sık iğne olarak devam ediyorum. Dokuz sık iğnemi ördüm. Burada şimdi 8 tane zincir çektik. 8 tane sık iğne yapıyorum burada. Şöyle. Şuradan yapayım. Bir. Tek katlarını alıyorum. 2. 3. 4. 5. 6. 7 7 tane oldu. Şurayı da alayım. 7 8 tane. 8 zincirim 8 tane sık iğne yaptım. Buradan tekrar devam ediyorum. 1 2 saymasam burası saymaya gerek yok. Şöyle bu arayı örüyorum. Şöyle bütün sık iğnelerimi örüyorum. Zincirimize geldik. Şimdi burada 8 zincir çekmiştik. Burada 8 tane sık iğnemizi yapacağız. Şöyle çevirmem lazım zincirimi. Katını alabilmem için şöyle 1 2, 3, 4, 5, 6, 7, şuradan 8. 8 tane sık iğne yaptık. Şöyle burada da 10 tane sık iğnemizi öreceğiz. Şöyle 1 2 3 4 şöyle kollarını ayırdık.
bu şekilde bedeni. Şimdi bunu düz bir şekilde örüyoruz. Böyle zincir çekip geri döndüm. Düz bir şekilde bütün ilmeklerimizi örüyoruz. Şöyle. Bu şekilde. Şöyle burasını, bedenini öreceğiz. Şöyle. Koltuk altından aşağı böyle. Burasını örelim. Şöyle düz bir şekilde 2, 4, 6, 8, 7 sıra. 7 sıra, 2, 4, 6, 7 sıra ördüm. Düz bir şekilde. Şimdi eteğini öreceğiz. Beline geldik. Şöyle yarım trabzan olarak başlıyorum şimdi. 3 tane zincir çektim. Şöyle yarım trabzan yapıyorum. Her sık iğnenin içine çift batacağım. Bu sırada her sık iğnemize çift batıyoruz. Yarım trabzan örüyorum. Her sık iğneme çift çift batıyorum. Hiç atlama yapmadan. Bu şekilde sıra sonuna kadar örelim. Şöyle bir sıramı ördüm. İkinci sıradayım. Zincir çektim. 3 tane. Geri döndüm. Yarım trabzan olarak her sık iğnenin içine bir tane trabzan yapıyorum. Devam ediyorum bu şekilde örmeye. Sıram bitti. Şimdi buraya bunu ekleyeceğim. Şöyle 3 zincir çektim. Tam dibine batıyorum. Artık döne döne öreceğim. Yarım trabzan döne döne. Bu şekilde örmeye devam ederim. Yeteri kadar boyunu istediğiniz şekilde ayarlayabilirsiniz. Uzun kısa. Sıramın sonuna geldim. Hemen şurada ilk ilmekten şöyle CC olarak birleştiriyorum. İki zincir çektim. Şöyle hemen şuraya batıyorum. Buradan birleştirdiğim yer burası. Dibine batayım şuraya. Şöyle. Bu şekilde örmeye devam edelim. Şöyle. Boyunu istediğiniz kadar uzun, kısa siz bilirsiniz yani. Ayarlayın. Şöyle bu boyda yaptım elbisesini. Bitirdim. Şimdi buradan
Şuraya dikeceğim şimdi. Düğüm şöyle iç tarafta. İğnemi geçirdim. Şöyle. Şöyle diktim arkasını. Elbisemiz şöyle güzel oldu. Şöyle hırka yapacağım şimdi. 40 tane zincir çektim. Şöyle bir sıra bu şekilde yalancı trabzan yapıyorum. Geri döndüm. 2 zincir çektim. 2, 4, 5 tane yarım trabzan yaptım. Altıncının içine bir tane yaptım. Şöyle bir zincir çekiyorum. Bir tane daha yaptım şöyle. Şimdi burada yarım trabzan gene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9'uncunun içine bir zincir çekiyorum. Bir tane daha yapıyorum. Trabzan, yarım trabzan bu da. Tekrar yarım trabzan devam ediyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve 10. 10 tane yarım trabzan yaptım. 10 tane yarım trabzan yaptım. Şimdi 11.ye 2 tane yapıyorum. Bir zincir çektim. Bir tane daha yaptım. Sayıyorum tekrar. 1, 2, 3, 4, 8 tane yarım trabzan yaptım. 9'uncunun içine şöyle 2 tane yapıyorum. Birinin arasına zincir çektim. Zincirden sonra bir trabzan daha yaptım. Şimdi tek tek 1, 2, 3, 4, 5 tane yarım trabzanımı yaptım. 1, 2 zincir çekiyorum, geri dönüyorum. Yarım trabzan gene devam ediyoruz. Şöyle. Burada şimdi 2, 4, 5, 5 tane yaptım. Bunun içine gene aynı yarım trabzan bir zincir çekiyorum. 2 tane yapıyorum zincirin içine. Buradan
her trabzan üstüne gene yarım trabzan olarak devam ediyorum. Şurası 2, 4, 5, burası 6 olması lazım. Bir sıra geldim. Şimdi 2, 3. sıradayım. 2, zincir çektim. Hemen buraya bir trabzan. 1, 2, 3, 4, 5, şöyle 6. 6 tane trabzanımı yaptım. Zincirimin içine şöyle 2 tane yapıyorum trabzan. Bir trabzan yapıyorum. Bir zincir çekip tekrar bir trabzan daha. Burada bütün trabzanlarımı gene yarım trabzan olarak devam ediyorum. Zincirlerime geldiğim zaman içlerine 2 tane yarım trabzan yapıyorum. Aralarında bir zincir çekerekten. Şöyle geldim tekrardan zincirime. İçine bir trabzan yaptım. Bir zincir çekiyorum. Bir trabzan daha yaptım. Şimdi bunları tek tek örüyorum. Şöyle. Şöyle 1, 2, 3, 4 tane yerden artırmış oluyoruz. Bu şekilde yaptığımızda şöyle çoğaltarak örüyoruz böyle. Her sırada artırmamızı yapıyoruz. Zincirlerimizin içine çift batırıyoruz. Şöyle 3 zincir çektim, geri döndüm. Trabzanlarımı örüyorum. Yarım ilmek atıp hepsini birlikte çekiyorum şöyle. Şöyle zincirime geldim. Burada bir tane yaptım zincirimin içine. Tekrar zincir çektim. Bir tane daha yapıyorum. Ve öbürkilerini düz bir şekilde örüyorum. Bu şekilde örmeye devam edelim. Bu şekilde 7 sıra ördüm şimdi ben. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sıra. Burada şöyle buraya kadar ördüm. Bunu ipimi biraz uzunca kopardım. Şimdi kolunu öreceğim. Şöyle. Şöyle kolumuz şurası. Zincirin içine şöyle sabitledim buraya, 2-3 zincir çektim. Örmeye devam ediyorum. Şöyle bütün sık iğnelerimin üzerine yalancı trabzan yapıyorum. Sayarak yapıyorum. 2-3-4-5 18 tane trabzan yaptım. Şöyle 2 zincir çektim, geri dönüyorum. Tekrar örüyorum. Şöyle sıra başına kadar kolunu örüyoruz. 18 sık iğnemi 10 sıra ördüm şöyle düz bir şekilde. Buradan artık bunu kopartıyorum. Bu tarafı da aynen 18 tane sık iğnemizi bu kolunu da aynen bu şekilde örelim. Şimdi bedenini yapıyoruz. Kollarını yaptık. Burası zincir olan yer. Buraya 2 tane batıyorum. Çift battım. Şimdi şöyle burası arkası, tekrar ilmeğimi aldım. Burası gene zincir olan yer. Buraya da çift batacağım. Yarım trabzan 2 tane yaptım. Şöyle katladık. Bu şekilde kolumuz belli oldu. Şimdi aradaki trabzanlarımızı örüyoruz. Aradaki trabzanlarımı ördüm. Burası arka taraf. Şimdi zincire geldik gene. İçine 2 tane trabzanımı yaptım. Tekrar burası önün bir tarafı. Burada da zincir. Buraya da 2 tane yapıyorum. Ve trabzanlarımızı sıra sonuna kadar örüyoruz. Sıra sonuna geldim. 2 zincir çektim. Döndüm tekrar. Bütün trabzanlarımı düz olarak örüyorum.
yarım trabzan şeklinde. Eksiltme, artırma yapmıyoruz. Ne kadar trabzanımız varsa hepsini örüyorum bu şekilde. Şöyle ekledikten sonra 4 sıra ördüm. Bitiriyorum artık. Çok uzun yapmayacağım. Buradan burayı kopartıyorum. İpimi geri çekeceğim. Şöyle. Şöyle aralardan geçiriyoruz ipimizi. Bu şekilde. Şöyle burası dış tarafı olacak. Ben çevirdim bunları. Burası iç tarafı olacak. İç tarafa gelen yerden dikmeye devam ediyoruz. Buradan şöyle dikeceğiz. Şuradan düğümledim. Bu şekilde iki kolunu da dikelim. Şöyle. Bu şekilde dikiyoruz. Şöyle çekerek, gergin olmadan. Şöyle çevirdim, diktim. Şöyle burası yüz tarafı. Şimdi giydireceğim. Şöyle hırkasını da giydirdim. Pek de yakıştı hırkamız. Bu şekilde. Şöyle burasında şöyle. Buraya bir düğme dikebiliriz. Bir tane dikmesek de olur. Yani diksek de olur. Şuraya bir tek düğme. Evet arkadaşlar, böylelikle bitirdik. Şimdi bu kulağın yanına toka gibi bir şey, şöyle bu başına bir şey yapacağız. Ben şöyle yapılmış bir tane çiçeğim vardı benim, kurduyla. Böyle yaptım. Siz şeyden de örebilirsiniz, yani bu orlandan örüp, ipten örüp de kurdele yapabilirsiniz. Ben hazır şöyle vardı, ben bunu böyle iliştirdim buraya. Evet arkadaşlar, böylelikle ayıcığımızı yaptık, bitirdik. Bayan ayımız çok da güzel oldu, hoş oldu. Arkadaşlar, bir dahaki videomuzda görüşmek üzere. Hoşça kalın arkadaşlar. Sağlıklı kalın, sağlıcakla kalın. Ben böyle çok beğendim. Bunu yıka yıka kullan, hiçbir şey olmaz. Bebeklerimize bir yerine, yani eline koluna takılacak gibi bir şey değil, yırtacak gibi değil. Gayet sağlıklı. Görüşmek üzere arkadaşlar.